Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin 3 Güzide köyü olan, bugünün büyükşehir statüsü gereği mahallesi olan Hızarbaşı, Kuşçulu, Saraycık köylerinin buluşma noktasındayız. Ordu Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşturulduktan sonra bu köyde kurdukları taş ocağı ile yol genişletme çalışmalarını yapacağız düşüncesiyle işe başlamışlar. Ancak iş zamanla köylüyü rahatsız edecek pozisyona ulaşmış. Biz bu konuda bulunduğumuz yerdeki sıkıntıyı, resmi görüntü altındaki sıkıntıyı bu yörenin sakinlerine sormak istiyoruz. Önce Ünye Kaymakamlığından emekli Yazışları Müdürü, Hızarbaşı Kumarlı'nın sakini, eski Ziraat Odası Başkanı İsmail Şirin'e hem de alanıyla ilgili olduğu için buradaki derdi ve sıkıntıyı soralım. Buyurun Sayın Şirin, söz sizin. Buyur kardeşim. Çok teşekkür ederim her şeyden önce. Buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Asıl zahmetle çıktığımızı da gördünüz yani. Biz bu şartlarda biz burada tarım yapıyoruz. Biz bu şartlarda üretim yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama bizim devletimiz veya bizi idare eden insanlar, arkadaş, bu 100 yıllık ağaçlar var burada. Bu doğa katliamı var burada. Burada ağaç katliamı var. Burada insanlar ya neyi kesiyoruz, nasıl kesiyoruz, şuraya bak, komple kesiyorlar. Hiç olmazsa yaşlıları kestiler, aklıma erer. Bizim tabiatımız gidiyor, bizim dünyamız gidiyor. Burada yabani hayvanlar var, burada kuşlar var, burada böcekler var. Burada aklayan gelmeyecek şeyler var. Bizim canlılar var. Bizim termitlerimiz gitti buradan. Termitlerimiz, biz burada termit diyoruz. Irmaklarımızda balık kalmadı. Irmak taşını aldılar, geldiler konkazörde kırdılar, çakıl yaptılar. Eyvallah kardeşim, tamam, o da bizim ama ırmak da bizim, balık da bizim. Yok şu anda. Hepsi bitti. Şimdi ne yaptılar? Daha yıllar önce dediler ki konkazörü kurduk ya, yolumuz da var burada ama bu yol bize yetmiyor, biraz genişletelim dediler. Biz de o zaman ses çıkartmadık. Yani yolun kenarından 3-4 metre girdiler ormanın yerine. Burası ormanın yeri aslında. Tamam. Oradan girdiler, orayı kırdılar. Hem genişlettiler hem oradan taşları aldılar. Daha sonra da Yeşilkent'te taş ocağı ruhsatı alınmış bir yer vardı. Oradan taşımaya başladılar. Irmak'tan taşıdılar derken orayı da bıraktılar. Irmak'ta da taş kalmadı. Şimdi saldırdılar buraya. Buranın, bu dağı yok ediyorlar. Yani dünyanın dengesini bozuyorlar. Ortalığı rezil hale getirdiler. Gördünüz, şuraya bakın ya. Burası hep ormanlık araziydi. Şimdi ne yaptılar? Kimin yaptığı belli değil. Ne yaptığı belli değil. Taş ocağı ruhsatı var mı yok mu belli değil. Orman kesim izni var mı yok mu belli değil. İhale açıldı mı açılmadı mı belli değil. Kime verdikleri belli değil. Ne yaptıkları belli değil. Bugün burada çalışan dozerler, bugün buradaki iş makineleri, köy hizmetleri diyorum ya, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı konkazörde çalışan araçlar geldiler. Şimdi muhtarımız, Saraycık muhtarı bunları görüyor. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz diyor taş ocağı mı yapıyorsunuz yoksa orman yolu mu açıyorsunuz diyor. Ormanla ne ilginiz var sizin diyorlar. O zaman bizim de geleceğimizi anlayınca buraya taşı toprağı hemen bir saat önce hepsi burayı boşalttı gitti kaçtılar. Hepsi burada, işte canlı şahitleri burada. Burada tamam, sorarız. Ana, böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Demek ki bir sıkıntı var ki hepsi çekildiler gittiler buradan. Yoksa ama arınlara ak olsa, belgeye, bilgiye dayalı olsa hiç kimse buradan gitmez. Ha kardeşim, benim ruhsatım var der, ben iznim var der, yapıyorum der. Kimse de bir şey diyemez. Ha o zaman biz deriz ki o izni verenlere sorarız. Kardeşim ne oluyor, doğayı katlediyorsunuz ya, bitirmişler. Ormanı bitiriyorlar, daha ileri gidecekler. Yolu açmış, bak şurada görüyor musunuz? Yol açılma şekli var. Bak bu yolu daha ileri götürüp oradaki ormanı da katledecekler. 100 metre kurdele var, yeni yapılmış. İşte kurdelenin... Böyle bir dünyada yaşıyoruz abi. Şurada ağaçta... Yani biz buranın sahipleri olarak, yani sahiplenen kişiler olarak diyelim. Tapumuz yok, tamam, bu doğru. Tamam. Devletin yeri ama burası İsmail Şirin ormanı diye buraya kimse girmiyor. Burası Ahmet Çağlayan'ın ormanı veya burası bizim tabiri caizse Ahmet Lama deriz biz bu adama. Lama burası İdris Bolat'ın ormanı diye buraya başkası girmez. Biz bunu muhafaza ettik bugüne kadar. Babalarımız muhafaza etmiş, dedelerimiz muhafaza etmiş. Biz de muhafaza ediyoruz, biz saklıyoruz. İnanın, hevallahi hebillahi size zorsuz yemin ediyorum. Ağaç keseceğim zaman hangi ağaç daha kötü, hangi ağaç daha eskimiş, kurumuş, kötüleşmiş, yıkılmış onu arıyorum ben ya. Ben kıyamıyorum bu ağaçlara ya. Şimdi
Orman sonra varlık sebebi mi? Gayet deposu. Gayet tabii canım. Arkadaşlar oksijen deposu orman. Ya onu ha, abi diyorum ya, doğa katliamı var burada ya. Sayın Şirin, buraya çıkmadan evvela Orman İşletme Müdürünü aradım. Burada bir şeyler yapılıyor. Aşağıda ormanları gördüm, sıralı düzenlenmiş dedim, kesilmiş ağaçlar. Resmi izinli abi diye cevap verdi. Biz dedim bunu bilerek söyleyelim. Tamam. Bilerek söyleyelim. Kabul ediyorum abi. İhaleye çıkmış mı burası? Evet, onu ben almak istiyorum. Ben almak istiyorum abi. Ben de ihaleciyim. Ben de gireceğim ihaleye. Tamam. Onu siz sorabilirsiniz. Evet. Ne ihale var, ne bir şey var. Gizli kapaklı kapılar arkasında ihale yapıyorlar veya kapılar arkasında kendi adamlarına veriyorlar. İstedikleri gibi şey yürütüyorlar. Çıkarsınlar o zaman ihaleye. Ben de gireyim, sen de gir, o da girsin. Biz ihale alalım abi. Kesilecekse ormanı bize kesin. Evet. Evet. Ama burada benim anladığım kadarıyla usulsüz bir şeyler var. Ama ne var bilemiyorum tabii. Yani bunu görmem için evraklara bakmam lazım. Doğru, devlet adamısınız, doğru. Evet, size noktayı koyalım, teşekkür edelim. Bu arada saygıdeğer izleyenler, bu yörenin hissedarlarından, sahiplerinden, tapulu sahiplerinden kardeşimizi tanıyalım, sizi tanıyalım. Ahmet Çağlayan. Ahmet Çağlayan. İsmail Şirin Beyefendi'yi duydunuz, köyünüzün adamı. Buradaki bir olumsuzluğu kendince dile getirdi. Eski bir devlet adamı. Aynen. Devlet adamının eskisi olmaz. Devlet devlettir. 40 yıla yakın hizmet etmiştir. Aynen. Aynen. Bizim... Buyurun efendim, buradaki sıkıntıyı, buraya nasıl şartlarda çıktığımızı. Kaç metre burası biz? Yükseklik olarak mı? Rakım? 500 metre. 5-600 metre yukarısı. Pat patla zor çıktık. Yani Ahmet abi. Evet. Hayati tehlike atlatarak çıktık. Buyurun Sayın Çağlayan. İsmail abi benim söyleyeceğim kelimeleri söyledi Ahmet abi. Öyle mi? Aynen öyle. Benim babam katılıyorum diyor. Aynen. Benim babam burada zamanında ağaç keserken baltayı saklardı, öyle gelirdi. Burada ağaçları tek tek şey yapardı, kontrol ederdi. En kötü ağaç neredeyse onu keserdi. Hani öyle değil ya. Burgaç bir ağaç. De ağaç bulamazdı kesmeye Ahmet abi. Ha. Ağaç bulamazdı kesmeye. Ama sen şimdi burayı kesiyorsun. Burayı biz korumuşuk. Bizim hiçbir hakkımız, hiçbir şeyimiz yok mu burada? Yani var, bu tabii. İhaleye verdiğin zaman da belki ben alacağım. Benim ihtiyacım var. Devletin sahibi sensin zaten. Biz koruduk Ahmet abi bu ormanı. Doğru. Ama yani biz bunu nasıl yaparlar, nasıl ederler? Biz bununla bir bilgi istiyoruz yani. Yani bize açıklamayı getirsinler diyorsun. Resmen açıklamayı istiyoruz. Evet, size teşekkür ormanın ediyoruz. Karşıyız abi. Karşıyız. Karşıyız. Kesilmez. Doğal güzelliğimiz gitti. Orman kesilmesin. Doğal karşıyız. Güzelliğimiz gitti abi bizim. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben de Sayın Lama Ahmet'ciğim, gel bakayım kardeşim. Bizi buraya haber yapmak için patpatınla güç bela çıkarttın. Evet. Bu yolları da kendi açtığını söyledin. Evet. Bir evet. De iki köylün konuştu. Benim de çocukluk arkadaşım teknik liseden. Konuştular. Burada Ahmetciğim, adını soyadını bir anlat. Ahmet Sezer. Saraycık. Lakabın ne? Saraycık köyü köy kurucusuyum 84'ten beri. Öyle mi? Köy kurucusuyum. Sen de devlet adamısın. Güzel. Evet. Güzel. Buyur kardeşim, buradaki seni acıtan durumu bir anlat. Benim acıtan durum aynı İsmail Bey'in dediği gibi, biz ağacı dibi yanıksa onu keseriz. Öbürünü kıyamayız. Kıyamayız. Ondan sonra ama burada taş yok ki. Burada telli yapacaksa yok, doğru. Yok. Var mı? Aha, görüyorsunuz. Taş yok burada. Taşın şeyini buradan vurdular. Sondajını vurdular. Kaç metre vurdu bilmiyorum. Uyanı yakayı almak için vurdular. Bu yandan ilgisi yok. Yok. Bırak. Yani Sayın Şirin'in dediği gibi ne yapılmak istediği muallakta diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü biz bu orman olmasa yaşayamayız. 30 dönüm bahçem var. Özel tapulu. Tapulu. Hem de hep gordila asmışlar. Şimdi göreceğiz. Yol kenarlarında kesilecek yerlerin gordilası açmışlar. Var en aşağı 4-5 dönüm yer. Altın orman. Taş yok. Değil mi abi? Evet. Hiç hep toprak. Taş yok. Ben bu 71 yaşındayım. Ta böyle bir şey görmedim. Evet. Son atışı Sayın Şirin'e verelim. Şimdi, buyurun Sayın Şirin. Bir şey ilave etmek istiyorum. Buyurun efendim. Sevgili Ahmet abicim. Şimdi ben sana açık yürekli de bir şey söyleyeyim mi? Aa, buranın kesilmesi bizim işimize yarar. Aşağıda bize fındıklıklarımız var. Var biliyorum. Gölge bana. Yapıyor bunlar bize. Evet. Yemin ediyorum gölge yapıyor. Ama ben öyle olmasına rağmen bu ağaçların kesilmesini istemiyorum. Hayır. İstemiyorum abi.
Bu doğa katliamı ya. Bu çevre katliamı. Tabii bizim yaşama sebebimiz bunlar. Böyle bir şey yok. Bak bu ağaçlar bana gölge yapıyor aşağıya. Kesilse benim işime yarar. O fındıklıklarım daha rahat olur. Daha güneş görür, daha fazla fındık alırım. Ama istemiyorum abi. İstemiyorum, açık konuşuyorum ya. Yani yasaların dışına çıkılmasın diyor. Aynen öyle. Benim ormanımı kesmesinler abi. Benim derken, tabii devletin ormanı benim ormanım. Ya ben öyle sahip çıktım. Devlet sensin kardeşim. Ya devlet bensem, evet. O zaman bana sormadan kesmeyin kardeşim ağaçlarımızı lütfen ya. Allah rızası için ya. Şimdi kesmeyin abi. Şimdi göreceğiz gordileri. Ta çıkacağız oraya. Tamam. Biz eğer şey olmasak, taraf olmasak belki de ta oğullara kadar gidecekler yani. Gideceğiz. Ta ileri doğru kesecekler, komple kesecekler. Tamam da abi. Ya ihaleye mi çıkarttınız? Nasıl çıkarttınız? Nasıl verdiniz? Kime verdiniz? Niye verdiniz? Bunu araştırmak biz istemeyiz. İstemeyiz. Biz de bilelim abi. Bizim haberimiz olsun. Tamam. Yetkililer bunu duymak. Evet. Saygıdeğer izleyenler, noktalamıyoruz. Bir zirveye daha çıkacağız. Evet. Son noktayı oradan yapacağız. Aynen öyle. Hemen çıkabiliyor. Evet. Saygıdeğer izleyenler. Alanı terk etmek üzere çıktık ama Sayın Şirin dedi ki içim kan ağlıyor. Benim burada bir iki laf etmem lazım dedi. Buyurun Sayın Şirin. Bakınız şu ağaçlar daha genç ağaçlar bunlar. Ya bunları kesmeyin hiç olmazsa ya. Tamam kesin kardeşim, kesilecekse kesin ama aradaki büyük ağaçları, kalın ağaçları, ömrünü, ekonomik ömrünü bitirmiş ağaçları keselim. Ama öbürleri dursun. Şuna bakın ya, şu ağaçlara bakın Allah aşkına daha. 5 yaşında, 10 yaşında ağaçlar bunlar ya. Bunlar büyüyecek, bunlar gelişecek. Bunlar böyle bir dünya yok yani. Her şeyi mantıkla yapmak lazım, her şeyi akılla yapmak lazım. Allah akıl fikir vermiş. Sen ne var ne yok hepsini katlet, ondan sonra bak ki burada ağaç bitecek. Ağaç yetişecek. Öyle bir dünya var mı ya? Yerine fide dikecekler mi? Dikecekler. Yok ya abi, hiçbir şey belli değil ki ya. Hiçbir şey. Ya bunu niye kesiyorsun kardeşim? Kesme bunu ya. Bunu kesme. Buna yazık ya. Bu da 10 kuruş kazanacağım diye bu insanlığın geleceğini yok ediyorlar ya. Burada. Ben burada çok özür dileyerek söylüyorum abi. Ya devlet beni buradan kovmaya çalışıyor. Ben bu şuradan bir şey kestiğim zaman hemen benim kafama biniyorlar. Ya kardeşim niye kestin? Beni tutukluyorlar ya. Adam öldürmekten daha şey bunun cezası ağır, ağır. Benim için ama kendileri en güzel ağaçları, en güzel cıbaları, cıba deriz biz bunlara, cıba. Bizim yöresel ağzımızla yani yeni yetişenlere biz cıba deriz. Bu cıbaları niye kesiyorsun abi? Günah değil mi ya? Yazık değil mi? Ben saygıdeğer izleyenler, Sayın Şirin'in bu gencecik ağaçların kesilmesini anlatış şekline göre aklıma gelen bir fikri de paylaşmak istiyorum sizinle. Çocuklar dünyanın süsü, geleceğimizin umudu değil mi efendim? Evet. Çocuklar. Aynen. Bugün bir ahlaksızlık yaşanmıştır. Son iki yıldır gün yüzüne bir iyi memleketini, milletini, insanını seven bir basın mensubu tarafından duyurulmuştur. İsmini anarak söylemiyorum ama çocuğun, genç yaştaki bir çocuğun kolunun kanadının kesilip geleceğe kör topal yetiştirilmesi gibi. Bu detayına inmek istemiyorum konunun. Bu ağaçlar Sayın Şirin'in dediği gibi geleceğimizin umudu, nefes alma sebeplerimiz. Aynen öyle abi. Ben kesilecekse hakikaten ya kalın ağaçları kessinler, ömrü tükenmiş ağaçları kessinler, kötü ağaçları kessinler ama hiç olmazsa bu cıbaları kesmesinler abi, yazık, günah, filiz bunlar ya. Taş alacağız diye değil mi bunlar? Evet. Aynen öyle. Ne yapacakları da belli değil abi. Ne yapacakları da belli. Taş ocağı ruhsatı yok ki buranın. Benim bildiğim kadarıyla buranın taş ocağı ruhsatı yok. Taş ocağı ruhsatı olması için ne o şey çet kararı lazım. Çet kararı olması, ormanın altına çet kararı vermiyor ki devlet. Buradan hepsi birbirine bağlı yani. Burayı ormanı yok edecekler. Sayın katliam yaptı bunlar. Ondan sonra diyecekler ki burada orman falan yok, buraya çet kararı verelim diyecekler belki de. Buradan bu kadar afı ettik. Netice olarak buradan sorumlu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler'e ne söylemek istersiniz? Diyeceklerinizi dediniz ya, bir de ismen söyleyiniz. Buyurun. Ya Hilmi Bey'e ben ne söyleyeyim abi? Hilmi Bey'in talimatı olmadan, Hilmi Bey'in şey olmadan buradan kuşuşlar mı? Tamam efendim. Ne, kime ne söyleyeceğim ben ya? Bunları bilmiyor mu Hilmi Bey? Hilmi Bey bilmeden olmuyor. Hilmi Bey devlette bakanlık yapmış bir insan. Yani. Üst bir bürokrat adam. Aynen. Adam gibi adam ama bunları bilmiyor mu? Bunları biliyor ama göz yumuluyor abi. Saygıdeğer izleyenler. Saygıdeğer izleyenler. Hızarbaşı, Kuşçulu ve Saraycık köylerinin birleştiği noktanın
zirvesindeyiz. Hızarbaşı Kumallı ormanların 600 metreye yakın rakımındayız. Burada biraz evvel dertlendiğimiz ve yöre sakinlerinin de sıkıntılarını dile getirdiği ormanların kesilerek büyük şehire teslim edilebilmesi için orman işletme yetkilileri tarafından, çalışanları tarafından bu güzergahta kesilecek ormanların bölümlerini kurdelerle bağlayıp işaretlemişler. Şimdi bu konuda yine bir iki sözü soruyu sorarak yöre sakinlerinden son sözlerini alacağız. Sayın Şirin, sizden başlayalım. Ya ben şunu anladım ve ben ilk defa gördüm bunları burada. Şimdi oradan beri dizili o. Sıralı ta sonuna kadar yapmışlar var, bunu. Pat pat geldiğimiz yerde var. Demek ki burayı daha sonra hemen aşağı tarafı bitirecekler. Buraya gelip buradaki ormanı da kesecekler. Evet. Ben öyle anlıyorum. Bu işaretler başka bir şeyin işareti değil. Başka bir işaretin olacağını sanmıyorum abi. Buradan işaretlediğim yerden aşağıyı da keseceğiz anlamını çıkarıyorum. Ben öyle anlıyorum. Tamam. Ama hakikaten niyetleri öyle midir değil midir bilemem. Ama eğer öyleyse hakikaten yazık olur yani. Bunun bir şekilde önüne yatmamız lazım bizim. Gerekiyorsa o dozerlerin önüne çıkıp bizi çiğnasınlar. Geçsinler abi, böyle bir şey yok ya. Şu ağaçların güzelliğine bak ya. Şu ağaçların güzelliğine bak abi. Şuna bak ya. Sayın Asistan'ın kardeşim, çek. Eğer çekebiliyorsan ya, şu ağacın güzelliklerini çek ya. Bu ağaçlar kesilir mi ya? Ağaçların tepelerine kadar efendim. Ha, büyük olsa şöyle 40-50, 100 senelik ağaçlar olsa, kalın ağaçlar olsa, ömrü bitmiş ağaçlar olsa keselim ya. Ama sen şimdi bu ağacı kestiğin zaman bu ağacın yerine ne dikeceksin abi? Veyahut kalınlarını al içeriden, işe yarayanlarını al, inceleri büyüsün. İnceleri daha gelişsin. Ben ona katılırım. Aklın yol, bana mantığım onu söylüyor ama sen şimdi burada sıradan kestiğin zaman yazık, günah abi bu insanlara ya. Netice olarak devletin millet adına hizmetkarı olan yetkililerine son atışını yapar mısın Sayın Şirin? Abi biz devletten burayı korumaya çalışıyoruz ya. Devlet bizden koruması gerekiyorsa gerektiği yerde biz şu ormanı, şu güzelim doğayı devletten korumaya çalışıyoruz. Utanıyorum bunu söylerken ya. Yemin ediyorum utanıyorum ya. Ben ne söyleyeyim abi daha ya? Tamam daha. Ben utanıyorum bunu söylerken utanıyorum ya. Ben bu ormanı yıllarca dedem korumuş, babam korumuş, ben korumuşum. Şimdi de vatandaştan korumuşum ama yani etraftan korumuşum. Gelecek neslede bırakmak istiyorum tabii canım ya. Ben nasıl yetişmişsem, ben nasıl görmüşsem aynı gelecek neslimize de, çoluğumuza, çocuğumuza, torbamıza da bunu devretmek istiyorum ama bazılarının şeyine gelmiyor abi. Rant nerede rant? Ufak rant yapıyor, büyük rant götürüyor. Hep rant ülkesi olmuşuz. Yani böyle bir şey yok. Niye kesiyorsun abi? Şu ormana yazık, günah değil mi ya? Yazık, günah değil mi ya? Bu bizim hayatımız ya, bu bizim. Biz niye koruduk bunları? Yağmur burada. Doğa burada. Oksijen burada. Nefes burada. Ağaç burada. Yakıt burada. Her şey burada ya. Bunun yabani hayvanı bile şunun içinde saklanıyor ya. Sen bu yaban hayvanını da öldürüyorsun burada. Bunun yuvalarını yıkıyorsun. Tabii canım. Ceylanı var, kuşu var, kurdu var, domuzu var, affedersin. Yani var yani, bu hep yaşıyor burada ya. Onlar da canlı, onlar da insan ya. İnsan gibi onların da bir düzeni var, onların da bir hayatı var kardeşim. Evet. Kısaca saygıdeğer izleyenler, aldığımız ülkeyi, ünyeyi ve dünyayı ardımızdan gelen nesle aldığımızdan daha mükemmel bırakmakla mükellefiz diyor Sayın Şirin. Kendisine ve köylüsüne teşekkür ediyoruz.